Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve berek ve sellem. Şimdi en son takıntılardan bahsetmiştik. Obsesyondan, insanlara takılmaktan bahsetmiştik hatırlarsanız. İnsanların dedik ki bir suç ve kendini suçlu hissettikleri ya da bir utanç odaları var bilinçaltında. Bu utançtan dolayı yani geçmişte yaşadıkları bir utanç var, bir suçlulukları var. Ondan dolayı kendilerine ne yapıyorlar? Bir kendini oyalayacak bir şey buluyor bilinçaltı demiştik. Yani beni oradan kaçırmak için, utançtan, o suçluluk odasından beni kaçırmak için işte bana bir takıntı veriyor. Ne bileyim insanlara, insanların kusurlarına odaklanıyorum. Ya da işte temizliğe yoğunlaşıyorum. Bir şeylere simetriye takılıyorum. Adımları atarken işte çizgileri basmamak gibi obsesyonlar var ya. O tür değişik şeylere takılıyoruz. Neden? Çünkü kişinin kaçmak istediği içeride bir şey var, bir utanç var, bir suçluluk var. Onun için kendini kaçırmaya çalışıyor. Ve bilinçaltı ona oyalanacak bir şey söylüyor. Al diyor, sen bunları oyalan dur. Yani bir şeyden kaçıracak bütün hayatını mahvediyor. Ama bilinçaltına mantık yok. Bilinçaltı sadece seni bir şeylerden korumak için kaçırır. Ama aslında o kaçırdığı şey, mesela korku salar içine. O korku sana daha çok zarar verir, değil mi? Bilinçaltının. Sen ondan kaçmasan daha kolay olacaktır. Bilinçaltının bulduğu çözümler genellikle bize zarar veriyor. Bir zamanı niye koymuş Allah bu dünyaya? Bir şeyleri atlayıveremiyorsun. Atlayanlar ne yapıyor? Tökezlik yere aşağı düşüyorlar. Niye diyoruz bir anda hemen 12 rekat evvabin namazı kılmaya kalkma, bir anda hemen kendine aşırı yüklenme? Çünkü bir anda hızlıca kendine yüklendiği zaman nefsine fazla gelecek, yorulacaksın. Nefsin azgın olduğu için diyecek, yapma bırak diyecek, temeli alacak senden. Bizim bir tanıdığımız akrabamız örtülmüştü, tesettüre girdi, hemen hepsini birden yapmaya kalktı. Cemaate girdi, tesbihler aldı, geceleri teheccüdler, gündüz bütün duaları hepsini birden yaptı. Tesettür de hemen bir anda el şeyinden bağladı etti. Tam bir yıl sürdü. Bir yıl sonra ne tesettür kaldı, şu an makyajla geziyor. Geçti tesettürü, makyajla geziyor şu anda. Yani fazla ilim sahibi olmadan bir anda hadi bakalım yürüyeyim, haydi hepsini yapayım. İnsan tedrici olduğu için bizim ne bedenimiz kaldırıyor, ne nefsimiz kaldırıyor, ne ruhumuz kaldırıyor. Biz adım 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 gitmek zorundayız. Bak 9 yıldan sonra ilk defa kuantuma geçebildik Bursa'da. Evet. Neden? Çünkü hazır değildik yani. Değil mi? Bir şeylere hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden derse yeni başlayanlar da YouTube'dan, benim kanalımdan diğer videoları izlemeye çalışırlarsa çok faydası olacağına inşallah inanıyoruz. Şimdi kişi kendini suçlu kusurlu bulursa, kendini bir utanç odası var dedik, suçluluk odası var dedik ya, kişi kendine suçlu kusurlu bulursa adeta kendine kuantum sıçramayı haram ediyor. Ne yapıyor? Yükselişini kendi kendine böyle baskılıyor. Engelliyor, kendine engeller koyuyor. Yani bir yerde suçlu psikolojisinde ne vardır biliyor musunuz? Hak etmiyorum vardır. Yani ben bunu hak etmiyorum. Kuantum sıçramayı hak etmiyorum. Ontolojik sıçramayı hak etmiyorum. İlerlemeyi hak etmiyorum. Çünkü neden? Suçluyum. Çünkü neden? Bir yerlerde utanılacak bir şey yaptım. Ben onu gizledim. Ha o utanılacak şeyi sen yapmamış olabilirsin. Yani biri sana yapmıştır yine gizlersin. Orada yine bir utanç odası oluşur ve utanç odası varsa da kendine adeta kişi kuantum sıçramayı haram eder ve bunu da farkına bile varmaz biliyor musunuz? Eğer farkındalıkla bunu bu kişiye anlatmazsa o kişi bunu farkına varmaz ömür boyu o suçlulukla kendine her şeyi haram edebilir. Mutluluğu, başarıyı, her şeyi. Ya da yapma diyor. Atalete sokuyor seni ya da yaparsan kötü olacak korkutuyor. Evet. Değil mi? Genellikle bizim içimizde zaten iki kutlu hem de böyle iki ayrı birbirine yakın bile değil bak düşün. Biri diyor ki çok başarılıyım. Biri diyor ki çok seviliyorum. Öbürü diyor ki hiç kimse seni sevmiyor. Ne alaka? Bir kendinize değersizlik inancı güzel. Zahide doğru söylüyor. Değersizlik inancıyla alakalı, yetersizlik inancıyla alakalı olabilir bu durum. Ama kendinize bir bakın bakalım. Yani şöyle bir düşünün kendinize eve gittiğinizde. Ben de bu iki uçun hangi konularda var? Şimdi kendinde bulduğu kusurun içindeki güzelliği görmek. Kendinde bir kişi kusur buluyor, hata buluyor. O kendinde bulduğu kusurun içindeki güzelliği bulabilmek, görebilmek için an zamanına, hani geçen ders dem konusunu konuşmuştuk ya, dem zamanı demiştik ya, anın içinde an, işte o an zamanına geçmemiz gerekiyor. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz ne olursa olsun, bütün kusurları işlemiş olalım, bütün hataları, günahları işlemiş olalım. Nihayetinde o yaptığım eylemin içinde yine bir güzellik var
Çünkü Allah diyor ki sen ne hata yaparsan yap, o hatadan ders alırsan işte o zaman sen o güzelliği görebileceksin. Çünkü ben sana niye bu dünyada izin veriyorum? Niye seni bu dünyaya gönderdim? Bütün hataları yap, bütün şeyleri işle ama nihayetinde gör, dersini al, tövbe et ve bir daha yapma diye, değil mi? O zaman işte bu kendini kusurlu gören, işte utanç odaları olan, kendine bir şeyleri haram eden insanlar bu kusurun içindeki güzelliği göremeyen insanlar. Çünkü Allah görüyor ve diyor ki hata eşittir senin için bu dünyada. Hata eşittir sıçrama tahtası diyor. Trambolle bildiniz mi hiç? Çocuklar bilmiştir değil mi? Böyle hoppa zıpla. İşte hatalar, bu dünyada bizim yaptığımız bütün günahlar, hatalar, yanlışlar. Tamam, yapmamaya çalışacağız. Kabul. Ama yaptık mı? Yaptık. Bundan sonra da yapma ihtimalimiz var mı? Var. Bunlar diyor senin hataların, ders alırsan eğer, ibret gözüyle bakıp da bunların içindeki güzelliği görürsen, bir kendini affedersin, iki tövbe edersin, üç kendine bir şeyler artık haram etmezsin. Çünkü ben kendimi suçlu buldukça kendime bir şeyler haram ediyorum. Bakın nefs-i levvamedeki pişmanlıktan bahsetmiyorum. Nefs-i levvame pişman olur, tövbe eder, yoluna devam eder. Ama bu suçtan dolayı kendini sürekli ben suçluyum, ben kabahatliyim, ben hiçbir şey hak etmiyorum diyen insanlar ilerleyemezler. Bizim derdimiz, gücümüz bu dünyada ilerlemek değil mi? Değil mi? Kurbiyet yolunda, Allah yolunda ilerlemek istiyorum. Ama ben kendimi cezalandırdıkça hiçbir konuda ilerleyemeyeceğim. Hatta tam tersi hasta olacağım, bereketsiz, mutsuz, başarısız, değil mi? Kendime neyi haram ettiysem onların içine debelenip duracağım. O zaman kusurun içindeki güzelliği görmek hata eşittir taşrama tahtası diyebiliriz. Bunları yaparken evet çok güzel. Aynen. Yani eğer bu şekilde hayata bakabilirsek zaten akabinde de hemen özgüven gelmiyor mu? Değil mi? Kendini suçlayan bir insan kendini nasıl hissedecek? Ezik, değil mi? Zavallı, perişan, özgüveni olmayan insan nasıl olacak? Yani hiçbir şeyle payı olmuyor bu insanlar. Yani çocuğu eziyor, çoluğu eziyor, kocası eziyor, gelen giden eziyor. Ondan sonra Allah korusun bu insanlar hayata küsur ediyorlar. Yani o zaman geçmişi ne yapabilirim kendime? Geçmişi basamak yaparsam işte o zaman hayata ibret gözüyle bakabilirim. Yani o zaman artık geçmişle uğraşıp durma. Yeter de her dakika akşam sabah geçmişi sorgula. Bana bunu yaptılar, şöyle yapmamalıydım, bu olmamalıydı. Ha o zaman bu değil. O zaman geçmiş eşittir. Geçmiş eşittir neydi? Basamak. Biz burada bu birlikteliğimizin verdiği enerjiyle, yani bütün beyinler şu anda bir bak. Buradaki bütün insanların beyni, kalbi bir olduğu için birbirimize sürekli neyi aktarıyoruz? Kuantum dolanıklık prensibine göre. Bütün güzelliği, iyiliği, dersi birbirimizin beyinlerine kolayca aktardığımız için burada anlamak, anlaşılmak ve yerleştirmek çok kolay. Şimdi an farkındalığı bizim için önemli. An farkındalığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok güzel fark ediyor ve bize devamı zaten fark ettiriyor ve kusurun içindeki güzelliği görmemizi sağlıyor. Hatırlayın sahabesiyle geziyorlar bir gün böyle dışarı şöyle Mekke'nin dışına doğru çıkmışlar yürüyorlar. Şu yerde yatan bir köpek leşi görüyorlar. Köpek leşi nasıl çirkin pis bir görüntü ve belki pis bir kokusu var. Hemen sahabe burunlarını yüzlerini buruşturup kafalarını şöyle çeviriyorlar. Yani onu görmek istemiyorlar. Ama Peygamberimiz kusurun içindeki güzelliği onlara göstermek istiyor ve an farkındalığını onlara yaşatmak istiyor. Yoksa niye desin ki ya bakın bu köpeğin de dişleri ne kadar beyazmış. Ne güzel dişleri varmış. Niye bunu dedi acaba? Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ama bakın burada bize bir şey anlatmak istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anın farkındalığını, o anın içindeki kusurun içindeki güzelliği göstermek istiyor. Sen istediğin kadar kendini kabahatli, kusurlu gör, çirkin gör, aptal gör değil mi? Yani kendini ne görürsen gör, içinde diyor mutlaka parlayan güzel cevherin var. Çünkü Allah'ın ruhuna üflendi. Sende bir güzellikler var. Yaratılmış olan her şeyde bir güzellik var. O köpeğin dişlerini gösteriyor. Anlayan anlıyor, anlamayan diyor ki ha evet köpeğin dişlerini görmüş, güzel demiş. Yani tefekkür etmezsen üstüne ne ayetten bir şey anlıyorsun ne hadis-i şeriften bir şey anlıyorsun değil mi? Buradaki bize Peygamber Efendimiz'in göstermeye çalıştığı anın içinde an, kusurun içinde güzellik. Şimdi biz hayatımıza bakacağız. Benim hayatımda ters giden ne var, kötü giden ne var, kusurlu ne var, bende eksik gedik ne var, yetersiz hissettiğim ne var değil mi? Yani hayatımda ve kendimde kusurlu olan ne varsa onun içindeki güzelliği görmeye çalışacağım ki
İnşirah suresindeki o yardımlar bana gelebilsin. Yoksa diyor ki işte o kadar diyor İnşirah okuyoruz diyor. Bir yardım vardım gördüğümüz yok diyor. Neden? Bir, sen bir şeylere takılıp kalmışsın. İçindeki güzelliği gör, anın içinde an. Andaki farkındalık kişiyi başka bir boyuta ulaştırabilir, o yıldızların kapısını açabilir. Anın içindeki o fark, farkındalık kişiye yıldızların kapılarını açabilir. Şimdi yıldızların kapılarına geleceğiz, daha anlamadınız, tamam. Kur'an-ı Kerim'de an farkındalığını düşündüren ayetler var. Şöyle bir iki tane bakalım. Mesela bir tanesi çok ilginç. Rabbena ma halakta haza batilen subhaneke fekine azabenler. Bunu ne zaman diyoruz? Bir mesela gökyüzünü gördün, bulutları gördün, çok güzel böyle bir manzara gördün, ağaçlar, denizler birbirine karışmış muhteşem bir şekilde. Mutlaka diyorsun ki o ayeti okuyorsun. Rabbena ma halakta haza batilen subhaneke fekine azabenler diyorsun. Ya Rabbim sen bu muhteşemlikleri ne güzel yarattın. Subhan olan sensin. Allah'ım bizi cehennem azabından koru. Eğer bunu bir toplum söylemezse diyor ulema. Şimdi diyelim ki burada Bursa olarak bir toplumuz değil mi? Bursa'daki kişilerden en azından bir kişi bunu güzelliklere bakıp söylemezse o topluma gazap gelir diyorlar. Allah muhafaza. Diyelim ki işte Amerika'da yaşıyorlar ama bu Müslümanlar için geçerli. Yani kafirler için geçerli değil. Kafir zaten bu dünyada her şey serbest. Aynen. Yani ulemanın söylediği bu. Bir yerde yaşayan bir topluluk bunu eğer hiç olmazsa bir kişi bile içlerinden söylemiyorsa o topluma gazap gelir diyorlar. O yüzden bu ayeti ne yapacağız? Ezberimizi alacağız. Bir havaya gökyüzüne baktın, bir çiçeklere, böceklere, deniz anayınıza baktın. Bunu söylemeye hatırla. Zaten söylemek en fazla bir 10 saniyeni alacak. Gâşiye suresi 17. 20. ayetlerde de Allah bize tefekkür ettiriyor ve bize an farkındalığını yani o anın farkındalığını yaşamamızı istiyor. Estağfirullah. Bakmazlar mı yağmur yüklü bulutlara ve görmezler mi nasıl yaratılmış onlar? Allah ısrarla diyor ki o anın farkındalığını yaşa. Şimdi buraya gelene kadar ne yaptık? Bir sürü gökyüzünden geçtik bulutlar değil mi? Gezdik geçtik geldik. Kaç kişi kaldırdı kafasını bulutlara baktı? Kaç kişi yanından geçerken bir ağaca selam verdi? Yani Allah istiyor ki o an sadece yolda yürüdüğün bir an değil. O anı yaşa. İçindeki bulunduğun bütün güzelliklere, geçtiğin çocuklara bak, ağaçlara bak, deniz varsa denize bak, gökyüzüne bak, bulutlara bak ve o anı yaşa. Görmedin mi, bakmadın mı diye o anı sana yaşatmak istiyor Allah. Tefekkür aslında hayatının en anına koymak istiyor Allah. Ve bakmazlar mı göğe nasıl yükseltilmiş ve dağlara nasıl sağlamca dikilmiş, o dağlar yerinden kıpırdadı mı? Her gün kaç kere görüyoruz, şehrin göbeğinde bile Bursa'da ne yapıyoruz? Dağları rahatlıkla görebiliyoruz. Bir kere yerinden kıpırdadığını görmüyorsun mesela. Ve yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Ve Haşr suresi 24. ayette de diyor ki Estağfirullah, o Allah'tır, yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren yapıcı. Bütün mükemmellik vasıfları yalnız O'nundur. Hani diyoruz ya mükemmel olmaya kalkma, mükemmel olan sadece Allah'tır diyoruz ya. İşte Allah burada diyor ki, bütün mükemmellik vasıfları yalnız O'nundur. Yani sen elinden geleni yapacaksın, gerisini Allah'a, Rabbine tevekkül edip bırakacaksın. Sen mükemmel olma gibi bir ihtimalin yok. Çünkü mükemmel olan yalnız Allah'tır. Göklerde ve yerde olan her şey onun sınırsız şanını yüceltir. Çünkü yalnız odur, kudret ve hikmet sahibi olan odur diye Allah kendini tanıtıyor, kendini bize anlatıyor. Nasıl onun hakkında düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerektiğini anlatıyor. Ve yarattıkları alemleri bize tefekkür ettiriyor. Takıntıları olan kişi dedik, içindeki gizli utanç odasını eğer boşaltıp da an zamanına geçebilirse bir şok yaşar ama bir olumlu şok yaşar. Eğer kişi içindeki bu kendini kusurlu gördüğü, hatalı gördüğü, yetersiz gördüğü ya da bir utanç odası, bir suçluluk odası varsa içimizde, hepimizde olabilir. Ya da kendimi değersiz hissediyorum diyelim ki bilinçaltında bir yerde köşede sıkışmış kalmış bir inancım var ki bu genellikle ne demiştik? En altta zeminde olur ve bunun üzerine bir kişilik inşa edilir demiştik. İlk kitapta yazıyordu ama YouTube'da da bulabilirsiniz kanalımda. Bu değersiz inancı da orada duruyor. Peki bu kişi eğer an bilincine geçerse, dem anını yaşamaya başlarsa işte o zaman bu olumlu şokla hayatı değişebilir. Nasıl? Takıntılı, kontrolcü insan. Diyelim ki takıntılı değil, obsesif de değil. Nasıl? Şey olabilir mi?
kontrolcü bile biri olabilir mi? İnanın o kadar çok kontrolcü insan var ki ülkemizde, hayret edersiniz. Ha ufak çaplı ha büyük çaplı ama çok var. O yüzden kontrolcülük üzerine şöyle ciddi kalaylı bir ders hazırladım. Yapmamız gerekiyor. Bizden de diğerlerine yayılsın, insanlara faydamız olsun diye. O kadar çok bu insanlar etrafı düzeltmeye çalışıyorlar ki, o kadar çok denetlemeye çalışıyorlar ki, yani hayat sanki onlar için bir düzenleme ve denetleme alanı. Kendilerini, çevrelerini, dünyalarını tamamen ne yapmışlar? Bir ahenk içine sokmaya çalışıyorlar, bir simetri içine sokmaya çalışıyorlar. Bir kontrolün altında olmazsa bir şey olur korkusu taşıyor bu insanlar. Yani çabalıyor aslında. Çabalıyor bu kişiler, bir şeyler denetleyeyim, düzelteyim, uğraşıyorlar. Aslında hayatın içerisinde, kainatın içinde o kadar büyük bir ahenk var, o kadar büyük bir simetri var ki bir düzen, tekrar eden bir düzen var. Bunu görmüyorlar, bunu fark etmiyorlar, bunu hatta bilmek bile istemiyorlar. Yani Rabbimizin koyduğu muhteşem bir düzenin, simetrinin, ahengin içinde tekrar eden bir düzenin içerisinde yaşıyorlar ama bunu fark edemeden kendileri denetleyeceğim, düzelteceğim derken hayatları ellerinden uçup kaçıp gidiyor. De gözünün önüne bir perde olduğunu düşün. Perde var. Perdenin arkasına ne kadar görebilirsin? Hayır. Güzel görebilmek için benim inançlarımı, yani olumsuz inançlarımı kaldırmam gerekiyor. İşte diyelim mükemmeliyetçilik hastalığım var. Hastalık artık ya bunlar. Kontrolcülük hastalığım var. Ya da takıntı hastalığım var. E gözümün önünde bir perdeyle ben senin gördüğün güzelliği göremiyorum. Evet. Haşa müdahale edeyim derken hayata, düzene, Allah'ın işine karışmak gibi bir şey oluyor. Allah korusun haşa. Ama dikkat etmedikten sonra bu ilerliyor mu? Vallahi o kadar da berbat ilerliyor ki hele yaş ilerledikçe eğer bir fark etmezsen bu kusurlara takılıp kalma ciddi bir hastalık haline geliyor ve arkasından da fiziksel hastalıkları beraberinde getiriyor. Hocam çocuklara da çok büyük zarar oluyor. Ah yetiştirdikleri çocuklarda çok ciddi sıkıntı oluyor. Şimdi bakacağız yağan kar kristalleri içindeki orijinalliğin simetrisine bakacağız. Gruba gönderdim ya, kar taneleri, kelebeğin kanadı, kaplumbağanın üzerindeki o inanılmaz ahenk, hortumun içindeki, değil mi? Yani bir baktığımız zaman bunlar helozonik yapılar. Yani bunlara bu, o helozonik yapının merkezi işte kar kristallerinin içindeki o muhteşem ahenk. Yani bunları görüp tefekkür ettikçe insanın alemlerdeki o muhteşemliği gördükçe insanın tefekkür etmemesi, o yaradana aşık olmaması neredeyse mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Ama bunu ne olursunuz gerçek bir tefekkürle yapalım. Yani aman da ne güzelmiş değil de daha derin, daha anlamlı, yani mümkünse geceleri. Yani gece teheccüddesin, teheccüden kalktın, zikir çekiyorsun. Şu o kelebeğin kanadını, o kaplumbağanın üzerindeki o muhteşem görüntüyü bir gözünün önüne getir. Ya Rabbim de yani eğer bunların dediği gibi böyle bir ton tanrılar, mağaralar olsaydı o derdi ki ben böyle yapacağım, öbürü derdi ki ben böyle yapacağım, değil mi? Birbirine girmiş bir korkunç kainat, düzen diye bir şey kalmazdı. Ama her şey 1.618 altın orana göre yapılmış ve muhteşem bir sistem ve düzen var. Yani tek bir elden çıktığı öyle bir belli ki işte bunları tefekkür ettiği zaman insanlar an bilincine, yani o dem zamanına geçmiş oluyorlar. Ne kadar çok dem zamanını yaşattın kendine, yolda yolun hakkını verdin, derste dersin hakkını verdin, çocuklarlayken çocukların hakkını verdin. Anı yaşıyorum ben buna niyet ettim dedin, sürekli kendine tekrarladın. Çünkü tekrarlamazsan bir süre sonra ne dem kalacak, ne an kalacak, yine kaptırıp da dünyanın meşgalesi içinde kaybolacaksın ve bilinçaltına yaşamaya tekrar geri döneceksin. Çünkü normalde insanlar ne yapıyorlar? Bütün gün bilinçaltında yaşıyorlar. Bilinçaltı kuruyor, bana sunuyor, ben onun ne sunuyorsa bana onu bütün gün düşündürtüyor bana. Ama an zamanına geçen insanlar dem zamanındaki o anın muhteşemliğini yaşadıkları için işte bunları tefekkür edebiliyorlar artık. Nihayetinde bu dem yani bir yerlere mi yazacağız artık ne yapacaksak bunu, bu an zamanını hayatımıza geçirmek bizi kuantum sıçramaya yaklaştıracak. Çünkü Allah Kur'an'ın %27'sine ısrarla tefekkür et kulum derin düşün diyorsa
ve bunu senin yükselmen için ısrarla koyuyorsa, bu kuantum sıçramayı, ontolojik sıçramayı başarman için bu an zamanlarını yaşaman gerekiyor. İşte Üsvi Hasene peygamberimize örnek alacağız. Onun işinden daha çok işi olan var mı Allah aşkına? Ya inanılmaz, devlet başkanıydı, komutandı, peygamberdi, eşti. Korkunç, her şeyiyle dört dörtlük bir hayat. Ve hiçbir zaman hiçbir yerde bir koşturmacası. Acaba hadi sen git şimdi de bir benim işim var dedi bir insan, hatırlıyor musunuz? Asla değil, değil mi? Biz çoluğa çocuğa ne diyoruz? Ay bir git başından şunu yapacağım. Ay bir git başından işim var, gücüm var. En değerli, kıymetli yetiştirdiğimiz halifelere bile ne diyoruz? Senin için ayıracak vaktim yok. Neye vaktim var? Dizi izleyeceğim. Yani filmler var, çarşı var, temizlik var. Allah muhafaza, an zamanını kaçırmak için dünyada şu an çok fazla meşgale var. An zamanının mükemmelliğini tefekkür et. Peki matematiğe bakıyoruz. Ya yani matematik bildiğin bir melodi gibi. Hani bizim hep kaçtığımız şu matematik var ya, ilkokuldan beri kaçtığımız matematik. Aslında bize matematiği düzgünce şöyle kainatla, İslam'la, Allah'la, ayetlerle şu matematiği bize öğretseler, matematiğin içindeki melodileri bir yakalasak, o muhteşemliği görsek, aslında daha ilkokulda ereceğiz maşallah. Yani öyle bir şeyler olacak bize. Bak şimdi bir sayısını bölüyoruz, 81'e bölüyoruz. Bir sayısını 81'e bölüyoruz. Böldük, bir sayısını 81'e böldük. 0,0123456789 çıktı. Bunu kıyamete kadar devam ettirebileceğimiz sonsuz bir sayı bu. Tekrar hep aynı sayıyı bulup biz kıyamete kadar bunu böyle devam ettirebiliriz. İşte bu da bize kuantum evrenin neyini verir? Sırlarını veriyor. Yani bir şeyler simetri halinde devam ediyor. Aslında kıyamet kopmayacak olsa bu kainatın düzeni, bu sistem, bu simetri, bu ahenk sonsuza kadar gider. Allah öyle bir yapmış ki sonsuza kadar gidecek bir kainat yapmış. Kıyamet kopmayacak olsa, düşün bak, bir sayıyı bile böldüğün zaman bu sayıyı tekrar edip bu böyle uçsuz bucaksız devam ediyor. Buradan tekrar sıfıra başlıyor. Tekrar. Sonu olmayan bir melodi aslında matematik. O zaman kainat sonsuz bir ihtiva ediyor. Sonsuz bir simetriye ihtiva ediyor. Kainatı müşahede etmek, kalp gözüyle keşfetmek için işte bu mikrokozmoslara ara ara dalmak gerekiyor. Kainatı keşfetmek, müşahede etmek ne demek? Kalp gözüyle ruhsal bir şeyleri görmek, keşfetmek demek. Bundan sonra müşahede kelimesini çok kullanacağız. Çünkü bir şeyleri artık bizim kalp gözüyle görmemiz, ruhsal bir şeyleri kalp gözüyle görüp keşfetmemiz gerekiyor. İşte neden kaplumbağanın kabuğu dedik, neden deniz kabuğu dedik, neden işte kasırganın rüzgarı, iç kulak anatomisi. İncelediniz mi, hiç baktınız mı şeyde internette? İç kulak anatomisi. İnanılmaz bir derya deniz var içeride. Minnacık şeyle birbirine girmiş çıkmış böyle girift. Oradan kulak duyuyor. Allah Allah, Sübhanallah. Atomun yapısı. Bak belgeselleri seyredin, bu konuda çok belgesel var. Bir daha söyle, gezegenin ritmi. 23,5 diye bir belgesel. Onu bir bakalım, bulalım şeyden. Başka ne var? Suyun girdabı. Ona bakmışlar, inanılmaz bir ahenk var. Hortumu incelemişler. Hortumun içindeki ahengi sistematik bir şey. İnanılmaz bir ahenk var. Müthiş bir şey. Helogram şeklinde. Yıldızların, güneşin ahengi, hareketleri tekrar müşahede etmek gerekiyor. Ne zaman ki dünyaya daldın, meleyaniye daldın, insanlar ne dere daldın, eller ne der, ay yanlış mı yaptım, ayıp mı yaptım, kendine şöyle bir bunalımın içinde buldun, eyvah diyeceksin, eyvah ben an zamanından kopmuşum. An zaman, dem zamanla geri dönmem lazım. Bunlar bize bir işaret aslında. Çık hemen, kar yağıyorsa kar da şöyle bir üstüne düşsün o karlar. Yağmur yağıyorsa çık şöyle ıslanacağım diye korkma, bir yağmurun altında onu bir tefekkür et, bir hisset. Yani neyde anı hissedebileceksen senin için, git bir deniz kenarına mı gidiyorsun? Ama anı tekrar kendine başlat. Çünkü melayaneyle dalacağız mı? Dalacağız kardeş ya. Dalacağız ama işte bu dersler bize ne yapacak? An zamanı, den zamanı, tekrar tefekkür, nefsime dönmem gerekiyor deyip bize bir şeyleri hatırlatması gerekiyor.
Eğer insan müdahale etmezse tabiat kendi kendini temizliyor. Yani tabiatta hiçbir pislik yok. Öylesine Allah yaratmış ki bir çöp yok, bir pislik yok. Tabiat kendi kendini onarıyor, düzeltiyor, temizliyor. Değil mi? Rüzgarıyla, kasırgasıyla, işte toprağın hareketiyle ne yapıyor? Sürekli bir kendini bir temizleme. Kurbanları kesiyoruz, bakıyoruz ki bütün her yer kan revan içinde kalıyor. Bir bakıyorsun ki toprak onu alıyor senin için. Pırıl pırıl yeni baştan. Yeryüzü mis gibi oluyor. Demek ki Allah örtenleri koymuş ki sana bir şeyleri göstermek istiyor. Bir de hocam hemen yağmur yağıyor. Kurban bayramı. Fark ettiniz mi? İkinci günü mü yağar ya üçüncü günü mü? Mübarek bir yağmur yağar tertemiz eder Allah. Daha buradan da mı tefekkür etmeyiz? Hep mi kurban bayramına yağmur yağdırır Rabbim? Sanki rahmani bir melek korosu bir ilahi icra eder. Ve bizi de buna katılmaya davet eder. Bir bakarsan eğer o an zamanlarını yaşamaya başladığın zaman bir süre sonra bu tefekkürle öyle bir hale geliyorsun ki sanki rahmani bir melekler ordusu, korosu bir ilahi icra ediyor ki ama öyle bir muhteşem bir ilahi ki ve sana diyor ki gel sen de katıl bu kutlu sese, sen de katıl diyor. İşte o sesi duyduğun zaman artık geriye düşmemek için elinden geleni yap. Geriye düşürmek için elinden geleni yap. Çünkü düşmen için çok şey var. Nefsin sana yeter. Yarabbillah. Nefsin sana yeter. Ama insan yüklendiği sorumluluk gereği bu dünyada bozuk seslerde çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Yani biz yüklendiğimiz sorumluluk gereği, tamam bir hayvan belki tabiat hiçbir zarar vermiyordur, belki ahengin içinde daha fazladır ama insanın da arada sırada haddini aşmadığı sürece bozuk sesler çıkarmaya da yetkisi vardır. Kapalı Çarşı'daki hatırlayın Mevlana Hazretleri gidiyor, orada Selahattin Zerkubi Hazretleri altını dövüyor. Tık tık tık. Aslında o ses çok yüksek bir ses de değil. Çünkü altına sert vursan ne olur? Paramparça oldu, demir değil ki anacık, dan 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 vur. Oradaki o küçücük tınılar var ya, hiç altına vurulurken de denk gelmedik ki o ses nasıl bir ses bilmiyoruz. Yani düşün bak, Kapalı Çarşı'da Mevlana Hazretleri geziyor ve minicik bir ses duyuyor. Tık 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 tık, altının dövülüş sesi artık Selahattin Zerkubi Hazretleri de Subhanallah altına nasıl dövüyorum be mübarek. Mevlana Hazretleri bir uyuma geçiyor, tevfik hali, yani bir uyum haline geçiyor, halde olmak, daha önce konuşmuştuk. O halden sema etmeye başlıyor ve vecd haline geliyor. Yani hiçbir şey artık düşünmüyor, ya çarşının ortasında millet var bana deli diyecek, ne yapıyorum ben? Kimin umurunda ya? Vecd ne demek vecd? Ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu, kendinden geçme ve coşkunluk hali. Ruh dünya aleminden geçmiş, coşkunluk haline ulaşmış, sen benim hakkımda ne düşünüyorsun? O vecd halindeki o coşkunluk hiçbir coşkunluğa benzemiyor. Yani sen istediğin kadar vur patlasın, çal oynasın, ne bileyim coşkunun haline düşün dünyevi coşkuları. Yani çok coşkulu, çok eğlenceli, çok Allah, eller havaya deli gibi eğleniyoruz. O falan hiçbir şey değil bu coşkunun yanında. Ne yaparsan yap bu vecd halini yaşamadığımız için ancak bize ne oluyor? Belki hayatımı bir kere iki kere yaşamış olabiliriz değil mi? Yani daha da bilmiyorum yaşayanlar varsa. Ve her gün yaşıyorum falan. Allah'a ekber. Var mı? Öyle mi diyecektim Gülbahar? Her gün yaşıyorum ben. Geceleri vecd. Ben hiç yaşamadım ama bir Kur'an cemiyetinde yaşayan birini gördüm. Yani olabiliyor. Kaybediyor kendini. Ya o sırada ne düşünmüşler, ne yapmışlar, ben neredeyim? Yani mekan, zaman. Müthiş bir şey değil mi? An zamanı işte bu an zamanı. O sırada artık ona ne versen çok. O coşkuyu, o vecdi keşfetmiş ya. O an zamanında inşallah bir gün Sultanahmet'te cuma namazı kılmak nasip olsun hepimize. Biz İstanbul'dayken o coşkuyu bir kere yakaladık. Yani duramıyoruz. Sultanahmet'te cuma namazı kadınlara da kıldırıyorlar. Üst katı veriyorlar. Ya öyle bir namaz yok. Orada ne var? Orada bir şey var. Çılgınlar gibi ağlıyorsun. Yani namaz mı kıldım? Neredeyim? Yerde miyim? Gökte miyim? Çok çok böyle acayip bir duygu yaşıyorsun. Tabii ki Mevlana'nın vecdinin yanında biz bir şey değiliz ama hani nihayetinde çok farklı duygulara erişmek. Yani o sırada bütün dünyayı verseler istemiyorsun. Sadece o an Allah'la birlikte olmak istiyorsun. Eğer dünya ve kainatın hakikati buysa, Merkez Efendi'nin Sümbel Efendi'ye verdiği cevapta belirttiği gibi, dedi ya Merkez Efendi,
hocasına, Sümbül Efendi'ye dedi ki, her şey zaten merkezindeyse, bu çaba niye? Değil mi? Bu kadar her şeyi değiştirmek, çılgınlar gibi her şeyi değiştirmek, bu çaba niye ki? Herkes, her şey zaten merkezinde. İşte insanın bitmez tükenmez acısını, kalp acısını affetmek, kişinin tekamül yolculuğunda ilerlemesini sağlayan şey bu ruhsal zekanın tekamül etmesidir. Bizim bu düzenin içerisinde bir şeyleri maddi olarak değiştirme çabamız yerine içimizdeki o kalp acısını gidermek için. Kalp acısı niye diyoruz? Geçen derslerden hatırlayın, dedik ki insan yükselmedikçe kalp acısı çeker. İnsan yükselmedikçe ontolojik sıkışmanın, o hapishanenin içinde, o varlık bulunduğu nefs katının içinde bir acı çekmeye başlar. Çünkü yükselememenin ihtiyacından gelen bir acıdır bu demiştik. İşte bunun da çözümü bu ruhsal zekanın tekamül etmesidir. Ancak o zaman işte merkezinde olan merkezde kalabilir. Yoksa ne yaparsın? Her şeyi değiştirmeye çalışırsın. Her şeyi yerle bir edersin, savaşlar çıkarırsın, insanlar hakkında konuşursun, insanın hakkına girersin, gıybet, iftira aklınıza gelen her türlü şey yaparsın. Çünkü hiçbir şeyi merkezinde bırakmazsın eğer ruhsal tekamül yolculuğuna başlamadıysan, bu işe niyet etmediysen kiminle uğraşacaksın? Onunla, bununla, dünyayla, eşyayla, değil mi? Her şeyle uğraşacaksın. İşte insanın bir boş duramama gibi bir özelliği var. İlle bir şeylere... İlle bir şeyleri saracağım yani. İyi bir şeye yönlendirmezsen kötü tarafa. Ya biblioların tozunu alacağım, ya gideceğim komşuyla gıybet edeceğim. Değil mi? Yani ille bir şeylere saracağım. Boş durmak diye bir şey insanda yok. O zaman benim işim, gücüm ruhsal tekamül yolculuğuna, ruhsal zekamı geliştirmek olursa işte içimdeki, kalbimdeki acı ancak böyle gider. Yani insanın demesi gereken şey bu. Bunun için ne gerekiyor? Yani benim ruhsal zekamı tekamül ettirmem gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Birincisi, basiret haline geçmemiz gerekiyor. İkincisi de feraset haline geçmemiz gerekiyor. Basiret, uyanıklık. Uyanıklık, ölçülü görüş. Yakaza. Değil mi? Yakaza ne? Gafletten uyanmış. Hepsi birbirini tamamlıyor bak şimdi. Basiret haline geçmem gerekiyor. Yani artık hani böyle basireti bağlanmış derler. Çok basiretsiz. Neden öyle söylüyorlar? Yani o insanda bir uyanıklık, bir ölçülü bir görüş yok. Yani bakıyorsun söylediği sözler... Gözleri kör olmuş. Evet. Saçma sapan, yani ne yapıyorsun, senin basiretin mi bağlandı, sen göremiyor musun ya? Hani falan böyle deriz ya. İşte insanın basiretli olması ne yapıyor? Onun ruhsal zekasına, tekamül yolculuğundaki en önemli adım olmuş oluyor. Ve arkasından da feraset gelmesi gerekiyor. Feraset de anlayış. Anlayış, sezgi. Sezgi, seziş demek. Feraset, basiretin arkasından geliyor. Bakalım neden? Bu hallere geçmemiz gerekiyor. Şimdi basiret, aklın kalp gözüyle buluşmasını ifade ediyor. Aklımla düşünüyorum, karar veriyorum, fikirler aralıyorum ama eğer bunu kalbimle birleştirmiyorsam, kalbime sormuyorsam... Zıplıyor. Alkış. Hadi bir alkış. Ya bir tek bir alkış olmaz mı? Maşallah. Basiret ne? Eşya ve insanın şeffaflaşmış derinlerdeki hakikat meydana çıkmaya başlamış. Artık o kişi basiret yolunda yolculuğa başladığı zaman bu kişiye insan ve eşya şeffaflaşıyor. Ve derinlerdeki hakikat ortaya çıkmaya başlıyor. Basiret gözüyle görmek demek, an olaylarını daha çok yaşaya yaşaya artık kişinin bilinçle yaşamaya başlaması demek. Yani ben artık bilinçaltının o beni sürekli aşağı çekmelerinden arınıp neye çıktım? Daha fazla bilinçte kalmaya başladım. Uyanıklığım arttı. Bu uyanıklığı arttırmak için teheccüdler kıldım, dualar kıldım, zikirler çektim. İlim mertebelerinde yükselmek için sürekli okudum, derslere gittim, ilim öğrendim. Allah'ın kelamını, tefsirleri, hadis-i şerifleri öğrenmeye çalıştım. Kendimdeki psikolojik sorunları kaldırıp önümdeki perdeleri aralamaya gayret gösterdim. Yani ne yaptım? Kendimle uğraştım diyelim ki. Kendinle uğraşırken işte bu
uyanıklık, ölçülü görüş, basiret kişide başlıyor. Ve bunun devamında da artık baktığı kişilere, hani insan zarafısın sen gibi laflar bilirsiniz, birbirimize söyleriz ya. İşte o insanın, eşyanın hakikati, derinlerdeki hakikati gözükmeye başlıyor. Yani insanlar, eşyalar ne var ne yaratılan şeffaflaşmaya başlıyor. Çok ilginç bir şey değil mi? Yani kendinize de ara ara o halleri yaşıyorsunuzdur. Ama halden, şimdi halden makama geçme olayı da var. Hal yaşamak var. Ama anlık haller nasıl devam edecek? Rasyonel aklın karanlığından basiret hale geçtiğinizde, rasyonel aklın karanlığından. Şimdi biz bugüne kadar bütün derslerde, kitaplarda, eğitimlerde ne öğretildi bize? Aklını kullan, aklını kullan, sürekli akıl, akıl, akıl dendi. Ama sadece akılla ilerleyen insanların aklın karanlığına düştüğünü biz fark ettik ki bu hiçbir zaman İslam'a uymadı, hiçbir ayete uymadı, hadise uymadı. O zaman aklın karanlığından basiret haline geçtiğimizde şöyle bir şey oluyor. Yüzümüze bir tebessüm gelmeye başlıyor artık. Yani artık o gerginlik kalkıyor. Çünkü zamanın ötesindeki zamanı görmeye başlıyorsun. Zaman ötesi zaman. Yani dışarıdan bakmaya başlıyorsun. Geri çekildin insanlara, olaylara, yaratılana. Şöyle bir dışarıdan bakmaya başladın ve ne yaptın? Gülümsedin. Neden? Çünkü artık hakikati görmeye başladın. Aslında işte o kızılacak şeyler, kızılacak şeyler değilmiş. Aslında o kadar çok önemsediğin şeyler işte önemsecek şeyler değilmiş. Ne yaptın? Artık bir basamak farkına varmadan yükseldin. Ama bu hal durumunun devam etmesi makam olmuş oluyor. Yani basiretli kişi olmak. O insana sükuneti getiriyor hocam. Bir daha söyle. O insana sükuneti getiriyor yani. Hah, insana sükunet getiriyor. Ama bunun halden hale geçmek olayını hatırlayın. Yani basiretli bir olay yaşadım, basiret halinde davrandım, ikinci bir basiretli daha davrandım. 3-4 hal bana devamında basiretli kişi olmayı getirecek diyeceksiniz. Yani ben bir basiretli olay yaşadım, tamam hadi ben artık basiretliyim. Öyle değil. Hal makam, hal makam. Devam eden halin sonu makam. Yani o mertebe sana verilmiş oluyor. E sen şimdi basiretli insanın yanındasın, birliktesin. Onun haliye sana sirayet edecek ya da sen, Allah korusun affedin, ya da sen bozuk birisin ona sirayet edeceksin. Yani birbirine hal geçişi kimin enerjisi daha yüksekse, daha kuvvetliyse öbürünü aktaracak. Bari terapi yapalım mı? Evet. Terapi yapalım. Terapiler inşallah bizi rasyonel diyorum, ruhsal zekanın tekamülüne götürecek. Kalp aklımızla düşünmemizi öğretecek, kuantum sıçramamıza fayda sağlayacak ve inanılmaz bir değişim, yani ruh değişimleri yaşamak için yapıyoruz o terapileri biz. Rasyonel aklın karanlığından basiret haline geçildiğinde dedik ki yüzünüze bir tebessüm gelir. Derin bir barış, sükunet benliğinizi sarar. Derin bir barış ve sükunet benliğinizi sarar ve sözler artık gereksiz kalır. Sözler artık gereksiz kalır. Yani sen istediğin kadar orada ona 1000 tane laf et, o artık başka bir zaman boyutuna geçmiştir. Başka bir hale geçmiştir. Kendisi de konuşmak istemez. Karşıdakinin konuştuğu da artık ona çok da yansımaz. Dedik ki sözler gereksiz kalır. Bu hal devam ederse makama dönüşür. Şimdi terapiye geçebiliriz. Evzu Besmele çekelim, gözlerimizi kapatalım, derin nefes alalım, diyaframdan, buradan böyle karnın ince kalkacak. Burundan nefes, burundan alacaksınız mutlaka, burnu tıkalı olanlar yandınız zorla. Evzu Besmele, derin nefes. Hadi bakalım, dünyadan kopuş başlasın. Hiç burada değilsiniz, etrafta kim var kim yok, yanımda biri mi var, hiçbir şey yok. Sadece sen varsın şu anda, Rabbinle baş başasın, kendine odaklan. Kıkırdaşma kız orada, haydi. Dağlarda geziyorsunuz. Dağlardasınız. Nasıl bir dağ sizinki? Fakat sisler içinde bir yürüyüş bu. Etrafta çok fazla sis var. Etrafınız bembeyaz sislerle kaplı. Dağdasınız, yalnız başınasınız, etrafınız
Sislerle kaplı, göz gözü görmüyor. Önünüzü bile göremiyorsunuz. Adım adım ilerlemeye çalışıyorsunuz. Adım adım, her yer sis. Birdenbire nereden geldiği belli olmayan rüzgar sisleri dağıtıyor. Bir rüzgar çıktı, bütün o beyaz sisleri süpürdü attı. Ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor. Harika bir manzara, muhteşem bir dağ ve sis. Hayret, hayranlık ve huşu benliğinizi sardı. Tüm kelimeler artık anlamsız. Göz kamaştırıcı bir güzelliğin içindesiniz. Sessizce bu mükemmel anı yaşayın. Anda kalın. Şu an sadece sizin, size ait. Hal yaşanmadan anlam meydana çıkmaz. Hali yaşayın. Hal yaşanmadan anlam meydana çıkmaz. İnsan tefekkür etmezse ölü gibidir. Etrafını seyret, tefekkür et. Ancak bulunduğumuz nefs katının merkezine yönelip bu halleri yaşarsak, hasret, sürgün biter. Ancak bulunduğumuz nefs katının merkezine yönelip bu halleri yaşarsak, hasret, sürgün biter. Şimdi rahmani halleri yaşamak için kendini iyice serbest bırak. Bedenini, ruhunu serbest bırak. Gevşe ve anın içindesin. Anın içindeki anı yakala. Den zamanına ulaş. Huşu, hayret, merhamet, selam, sekine, aşk, Allah aşkı. Mükemmellikle tanış. Rahmani haller sözcüklere sığmaz. Bu rahmani halleri yaşa. Kendine izin ver. Aklını, düşüncelerini boşalt. Kalbine geç. Rahmani halleri doyasıya kendine yaşat. Gönül aynası gördüğüyle bir olduğunda o aynaya zerre kadar toz bulaşmaz. O aynada zerre kadar toz kalmaz. Gönül aynası gördüğüyle bir olduğunda o aynada zerre kadar toz kalmaz. Pırıl pırıl muhteşem bir kainat ve o kainatla bir olan bir gönül. Kainatla bütünleş. Evet, bu boyutta hapsolmadığımızı hissedelim diye Rabbimiz bazen perdeleri aralar ve bizi bizden kurtarır. Rahmani hallerin güzelliğini yaşatır. Rahmani hallerin güzelliğini yaşa. Anı seyreyle. Kainatla bir bütün oldun. Bedeninden çıktın. Yukarıdan kendine bak. Güzel. Kendini şimdi olduğun gibi kabul edebilir misin? Aşağıda baktığın kendine de ki, seni seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum.
Seni seviyorum. Olduğun gibi kabul ediyorum. Ve senin tekamül yolculuğunda beraber yürümeye söz veriyorum. Tekrar bedenine geri dönebilir misin? Maşallah, süperallah. Derin nefes. Yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. İyi miydi? Çıkabildiniz mi? Bedeninizden çıkabildiniz mi? He? Çıktınız mı? Çok güzel değil mi? Bunu ara ara yapacağız. Bedenden çıkma işini daha da abartacağız. Uzaya uzaya gideceğiz. İkinci derse 20 dakika sonra başlayalım, olur mu? Tamam.